Efendim herkese yeniden merhaba. Sizlerle bu kez günlük çalışmamı sürdürdüğüm bir bahçenin en sakin ve sessiz bulduğum ama aynı zamanda da hafif böyle meltemimsi bir rüzgarının olduğu noktasından sesleniyorum. Bugün çok sıcaktı bulunduğum yer ve ben de özellikle genel yayın yönetmeni olduğum M5 Savunma ve Strateji Dergisi'nin yazı çalışmalarını yürütmek için bahçemin bu köşesini tercih ettim. Çok da iyi yaptım. Bayağı verimli de bir çalışmam oldu. Şimdi burası güzel bir mekan. Fakat dış sese biraz açık. Yani rüzgar olursa, bir araba geçerse veya bir köpek avlarsa kusuruma bakmayacaksınız. Çünkü içeri geçip sakin ve izole bir noktada normal terleyerek bu işi yapmayı da çok arzu etmedim. Şimdi gayet iyiyim. Saat olarak da iyi bir saat. Ve bütün günün o sıcaklığından sonra gayet güzel bir atmosferdeyim. Uzun bir bayram tatilinin sonuna geldik. Herkes dikkatlice gelsin gideceği yere. Sağ salim, herhangi bir sorun olmadan bu yolculukları da atlatmış olalım hep beraber. Kuşkusuz yollar çok kalabalık olacaktır. Biraz dikkatli olmakta büyük, büyük, büyük yarar var. Çünkü ailecek gidiyoruz, çoluk çocuk. Aman diyelim, Allah bütün kazadan, beladan herkesi korusun. Lafı uzatmayacağım. Çünkü Balkanlar-Kafkasya hattında Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirmekte olduğu ve Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'ni özellikle Kafkasya'da fena halde karşı karşıya getirecek yeni bir sürecin başlangıcını sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi Türkiye'de herkes Amerika Birleşik Devletleri'nin neden Yunanistan'ı bir tür Amerikan üssü haline getirdiğini anlatmaya çalışıyor. Doğrudur. Ta Girit'ten başlayıp bizim sınırımıza 30-40 kilometre mesafeye kadar ulaşan o Dede Ağaç'taki yığınağa kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin son 2 yıl içinde, özellikle 2-2,5 yıl içinde Yunanistan'daki üs sayısı yaklaşık 6 veya 7'yi buldu. Dede Ağaç'a son olarak 400-500 tane zırhlı araç çıkarttılar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bütün bu çalışmaları, yani Yunanistan'daki çalışmaları, Bulgaristan'ı ve Romanya'daki Amerikan yığınaklarını, bağlantısında Polonya ve Baltıklara kadar uzanan bütün o harekatları Atlantik çözümü olarak niteliyor. Nedir Atlantik çözümü? Rusya'yı durdurmak. Nerede durdurmak? Karadeniz ve Doğu Avrupa'da durdurmak. Rusya'yı resmen bir muhalif unsur, bir mücadele edilecek unsur olarak değerlendiren bir NATO konsepti, kavramı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin planını izliyoruz. Şimdi oradaki 400 tanksa eğer mesele, Rusya için az. Ama tabii gösterişi büyük. Ve tabii bir Amerikan tankına Rusya'nın ateş açması çok ciddi bir sonuç olacağı için bir tane bile tank olsa önemli. Peki bunun Türkiye'yi ilgilendiren bir yönü var mı? Bence var. Yani ben bu konudaki bazı yorumları, yani şöyle yorumları, efendim bu tanklar, toplar, zırhlılar, mırhlılar sadece Türkiye için geliyor, o biraz abartı. Yani o zaman çok başka bir şey yaşıyoruz demektir. Ama bu yığınak, yani Balkanlara yapılan bu yığınağın özellikle Yunanistan, Girit hattı, Türkiye'nin de ulusal güvenliği açısından ciddi bir sorun olabilir. Niçin? Şimdi gençler bilmez. 1957-58'lerde, tam hatırlamıyorum ama 59'larda değil yani. Eisenhower denilen bir başkanı vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Soğuk Savaş'ın başladığı yıllardı. Ve Eisenhower doktrini diye bir doktrin geliştirildi. Neydi bu Eisenhower doktrini? Eğer bir ülke, herhangi bir ülke bir komünist tehdidiyle karşılaşırsa, Güney Kore Savaşı bunun örneği ama o daha önce olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nden de yardım talep ederse Amerikan ordusu ve ekonomisi ona derhal yardım etmekle yükümlüydü bu doktrine göre. Yani
Sovyetler bile beni tehdit ediyor. Tamam oğlum geldim meselesi. Türkiye ve Yunanistan'a bu çok işletilmiş bir doktrindir. Dünyanın başka ülkelerine de işletildi. Güney Vietnam'a işletildi. Sovyetler Birliği'nin veya Çin Halk Cumhuriyeti'nin içeri girmeye çalıştıkları birçok bölgelerde bu doktrin öndeydi. Tabii Soğuk Savaş'ın bitmesi, komünizmin dağılmasından sonra bu doktrin kayboldu diye düşünüyor idik. Ben şimdi bir şeyden şüpheleniyorum ve bence bu şüphemde de haklıyım. İleride de tarih herhalde bizi yeniden haklı gösterecek. Çünkü bir Biden doktrinine doğru gidiyoruz. Biden doktrini tabii ki komünizmden söz etmiyor. Otokrasiden söz ediyor. Yani diyor ki Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya otokrat imparatorluklardır. Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı müttefiklerinin, Atlantik müttefiklerinin çıkarlarını zedeleyen diktatoryal rejimlerdir. Bu diktatoryal rejimlere karşı mücadele etmek ve bu rejimler tarafından tehdit edilen bir devlete otomatik destek olmak bizim doktrinimiz içindedir deniliyor. Bu Biden doktrinini bir başka videoda Türkiye bağlantılı olarak, Türkiye'nin iç politikasıyla bağlantılı olarak çok detaylı anlatacağım, bekleyin. Ama bu işin bu yönüne baktığınız zaman Yunanistan ve İsrail, dikkat edin, yaklaşık 2016'da o 15 Temmuz saldırısından sonra doğan yeni atmosferde sürekli Batı'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye bir otokrasi oldu, Recep Tayyip Erdoğan bir otokrat, Putin gibi. O nedenle biz Türkiye'nin tehdidi altındayız, aman bizi bırakmayın kampanyası yürütüyor. Şimdi bu kampanyayı eğer doktrine çevirirseniz Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a sadece ve sadece Doğu Avrupa'nın güvenliği için değil, Türkiye tehdidi algılaması nedeniyle de asker indirdiğini veya zırhlı çıkardığını düşünmeniz mümkündür. Ben öyle düşünüyorum. Bu karşımızda şekillendirilen bir doktrin var. Bakın, Ara Papayan diye bir adam var bu dünyada. Ara Papayan Ermenistan'ın kıdemli diplomatlarından, büyükelçi, eski büyükelçi, Kanada'da büyükelçilik yapmış falan. O ağzından çıkarttı bu lafı. Dedi ki son yazısında, Eisenhower doktrini, Biden doktrini adı altında yeniden canlandırılmalı ve Ermenistan gibi devletler Rusya ve Türkiye gibi devletlere karşı Amerika Birleşik Devletleri tarafından, anladınız şimdi değil mi, otomatik olarak korunmalıdır dedi Papayan. Buradaki maksadı şu, yazının gelişi diyor ki Papayan, iddiası o. Efendim diyor, bu Putin'le Erdoğan ve tabii ki İlham Aliyev de facto anlaştılar. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ı Batı yanlısı olduğu için ezdiler ve şu anda da ezmeye devam ediyorlar. Rusya yükümlülükleri olmasına rağmen sınır boylarında yaşanan çatışmalara müdahale etmeyerek İlham Aliyev ve beraberindeki kadroya destek olmaya devam ediyor. O zaman Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Yunanistan üçlüsünün kuracağı yeni bir ittifaka Ermenistan katılmalı diyor. Niçin Amerika, Fransa, Yunanistan? Çünkü bu savaş sırasında, yani Azerbaycan'ın %100 haklı olduğu, işgal altındaki topraklarını kurtardığı Dağlık Karabağ, ne yazık ki 2/3 Rusya'nın kontrolünde kalmış olsa bile yine de Şuşa'yı kurtarmayı başardı. Bu savaşta Ermenistan'ın yanında yer alan asıl iki güç Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'ydı. Niye Yunanistan? Kıytırık Yunanistan'ın Kafkasya ile ne işi var? Bakın anlatayım. Her şey öyle durup dururken ortaya çıkmıyor. 4 Haziran 2019. Ta savaştan kaç yıl önce. Lefkoşa.
Yunan, Ermeni ve Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanları bir anlaşma imzaladılar. Ve bu anlaşma Nikos Christodoulos Rum Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına göre bir Rum, Yunan, Ermeni askeri ve ekonomik ittifakının kuruluş anlaşmasıydı. 2020 yılı için de bir zirve planladılar ama 2020'deki pandemi nedeniyle o zirve olmadı. Sonra da savaş olunca da zirve iyice olmadı ama olacak. Yani Rum, Yunan ve Ermeni liderler bir gün bir araya gelecekler. Ve bu üçlü ittifak esasında Rum-Yunan ikilisinin İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'la geliştirmiş olduğu o ittifakların bir parçası olarak planlandı. Şimdi tabii Yunanistan'a zaten eklenmemiş bir Ermenistan var. Rum ve Yunan ikilisi Ermenistan'ı Avrupa Birliği'nin içine çekmeye çalışan iki devlet. Avrupa Birliği ile ilişkilerini Ermenistan'ın bunlar tanzim ediyor. Şimdi tabii Papayan diyor ki iki otokrat diyor, öyle tarif ediyor. Putin ve Erdoğan ve zaten diyor kendisi otokrat olan Aliyev, üçü bir araya gelmiş Ermenistan demokrasisini, bakın bu laflar öyle tehlikeli laflardır ki şu faşist İsrail'i bile, ırkçılıkla suçlanan İsrail'i bile Orta Doğu'nun tek demokrasisi olarak tanıtır bu laflar. Bu laflar öyledir. Efendim Ermeni demokrasisini biz ve herkes mahvedecekmiş. O yüzden Amerika, Fransa ve Yunanistan bu işin içinde olmalı imiş. Şimdi esasında şöyle bir durum var. Bu 19 Ağustos 2020'de mesela Ermenistan Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum ikilisine inanılmaz bir destek olmuştu. Ve daha sonra mesela 28 Şubat 2020'de Ermeni, Rum, Yunan savunma bakanları bir araya gelip askeri işbirliği anlaşması yaptılar. 28 Şubat 2020. Ve 6 Eylül 2020'de de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yeni atanan Yunan Büyükelçisini, hatırlayacaksınız görüntüyü, şöyle karşısına oturttu. Kendi de böyle oturdu, arada da mesafe var. Ve dedi ki Ermenistan topraklarımızın bir bölümünü işgal etmiş bir devlettir. Hocalı'da soykırım gerçekleştirmiştir. Milyonlarca Azerbaycanlıyı evsiz bırakmış. İşgal ettiği topraklarda kültürel kimlik temizliği yapmış. Ermenistan'la geliştirilen askeri işbirliğine böyle bakarız. Onlara yapılacak yardımın bizim topraklarımıza saldırı olacağına inanırız diye Yunan Büyükelçisi'ne resmen ayar çekmişti. O da sessizce dinledi. Sonrasında da tabii 27 Eylül'de, yani bu konuşmadan 21 gün sonra İkinci Karabağ Savaşı başladı. Yunanistan yetişemedi tabii ki Ermenistan'a. Geçelim. Ama eğer bu düzenlemeler devam eder ise, açık konuşalım, yakında Ermenistan'daki kamuoyu zaten Moskova'ya ateş püskürüyor. Bizi İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Putin sattı Türklere ve Azerbaycanlılara diye. Nikol Paşinyan da zaten biliyorsunuz Moskova'nın sevmediği, Batı'nın sevdiği bir adam. Bütün bunlar bir araya gelerek Ermenistan'ın dış politikada bir eksen değişikliğine yönelmesi düşünülebilir. Şimdi düşünülebilir diyorum ama düşünüyorum. Niye? 14 Temmuz'da kimse habersiz, öyle bakıyoruz. 14 Temmuz'da Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nda bir tören oldu. Bir adamı tanıttılar personele. Yeni bir adam. Esasında tanınmış bir adam. Bir siyasetçi. Ve Kadife Devrim diye adlandırılan Nikol Paşinyan'ı ve o partinin kurularak iktidara gelmesini sağlayan o ünlü gösterilerin de en önemli karakterlerinden biri. Armen Grigoryan. Armen Grigoryan
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu. Dışişleri Bakanı yok Ermenistan'ın. Çünkü son bakan, yanlış hatırlamıyorsam Ara Ayvasyan mıydı neydi adı, 13 Mayıs'ta istifa etti. O gün bugündür Nikol Paşinyan'ın başbakan olarak fiilen yürüttüğü bir görev Dışişleri Bakanlığı. Şimdi Armen Grigoryan çok özel bir adam. Bir defa anti-Rus ve aynen de şöyle lafları var. Topraklarımızdaki Rus askerleri bizi Türkiye'ye veya Azerbaycan'a karşı korumuyor. Rusya'nın Güney Kafkasya'da varlığının işareti olarak burada bulunuyorlar diyecek kadar Rusya'ya karşı bir adam bu Armen Grigoryan. Ve Müşterek Güvenlik Anlaşması örgütünün özellikle son dönemde Azerbaycan'la Ermenistan'ın sınırda kavgasının, çatışmalarının büyüdüğü bir dönemde Ermenistan'ı yalnız bıraktığını, ama buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa'nın Minsk grubu eş başkanları olarak Azerbaycan'la ilişkilerine belirli bir mesafe koyduğunu söyleyen bir adam bu. Şimdi bu adamın zaten yapılan bu atamayla fiili olarak Dışişleri Bakanlığı başladı. Dışişleri Bakanlığı başladı ve bu adam kesinlikle Batı yanlısı bir eksen değişikliğine doğru Ermenistan'ı adım adım götürmekle görevlendirilmiş bir Soros varlığı. Batı Transatlantik İttifak'la ilişkileri, Şeffaflık Uluslararası Derneği bilmem ne gibi bir takım böyle anladığınız tarzda dernekler üzerinden zaten yıllardır var olan bir adam. Şimdi bu durumdan Rusya memnun olur mu? Hiç memnun olmaz, onu söyleyeyim. Müdahale eder mi? Edebilir. Yani der ki bu nedir? Yani bizi mi istemiyorsunuz Kafkasya'da veya şeyde? Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu nereye götürür? Eğer Yunanistan, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri üçlü ittifakı bu Armen Grigoryan vasıtasıyla Ermenistan'ı hızlı bir şekilde Rusya mihverinden Atlantik mihverine çekerlerse, Türkiye Balkanlarda karşılaştığı durumun benzeriyle Kafkasya'da karşılaşır. Abi bakarsın Rusya'nın hızla çekildiği veya hızla itildiği, püskürtüldüğü, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'ı koçbaşı olarak kullanarak yeni bir siyasi üstünlük kazandığı yeni bir Kafkasya denklemiyle karşılaşabiliriz. Bunu anlatmaya çalışıyorum ve bunun da adını zaman içinde Biden doktrini de derler. Derler bunu. O yüzden dikkatli olacağımız yeni bir döneme giriyoruz. Rusya ile ilişkileri soğutamayız ama Transatlantik İttifak dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri Avrupa İttifakı'nın Türkiye için hayırlı bir planı olmadığını Kıbrıs'ta yapılan açıklamalara, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de devreye sokarak, yani Mısır'a ne ya kardeşim, Maraş'ın açılıp açılmaması, yani lafı uzatmak istemiyorum ama yani öyle bir kuşatma ki bu, İsrail rahatsız, Mısır rahatsız, Amerika rahatsız, İngiltere rahatsız, Fransa rahatsız. Yani bir Maraş'ı normal açacağız. Ayrıca o Maraş'ın açılışına da dönük bazı çekincelerim var. Yani Rumların orada vakıf mallarına el koyduklarını, Osmanlı vakıf mallarının üzerine tapu yaptıklarını bilerek, burada Rumların da tapuları vardı, onlara bu malları geri verelim denemez, onu da söyleyeyim. Yani bugünden söyleyeyim, inşallah öyle bir gelişme de olmaz. Orada esas mesele Türkiye'nin kontrolündeyse bu iş, orada Osmanlı vakıf senetleridir, tapularıdır. Ona göre davranılır. Devletleşir, mevletleşir bilemem. Ama Rumların da burada oteli vardı. Ne yapayım? O vardı. 47 yıl önce mürürü zamanı uğradı. Yapabilecek bir şey yok. Lafı uzatmak istemiyorum ama Kıbrıs'ta neyle karşılaştıysak Transatlantik İttifak'tan, ki buna biz NATO diyoruz kısaca, yakında Rusya'nın tırnaklarının söküldüğü bir Kafkasya'da benzer bir senaryoyla karşılaşabiliriz. Karşılaşırız.
karşılaşacağız. Anladınız siz beni. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Artık çalışma haftalarına giriyoruz. Yine de Ağustos tatil ayıdır. Tatile çıkacaklar da var kuşkusuz. Sağlık ve sıhhatle kalın. İyi yaşayın. Hoşça kalın.